Görüşürüz. Yamanımla nişan toyu edemedim. Gökgelen'in toyunda hizmet ederim. Tam 30 gün oldu, kutlaya kutlaya bitiremezler. Tamam Dayanaz. Sizin de toyunuzu yapacağız. Hadi etme. Nasıl? Kaçamadık bile. Ellerini yaptılar. Bu alpıstan öcümüzü bile alamadık. Geçti ellerim bak. Yok bir şey. Sabret biraz. Damat bile sabredemez. Kendi nişan toyunda ortalıkta yok. Sen bana sabır dersin. Balamir'in kımızı bitmiş. Hadi al götür. Rıkkım içsin. Şenlik ne vakit başlayacak? Kımızlar bitmeden. Ne oldu? 40 günlük nişan toyundan canım mı sıkıldı Göktekin'e? Ondan mı çağırırsın beni? Göktekin dediğine göre daha kızı gene kızgın bana. Kızgınım. Sana da kızgınım, bana da kızgınım. Bunca zaman oldu hala daha saraydan çıkıp ananın katilini bulamadık. Gelsene. Yürürken söylenirsin. Söylenmem ben. Uzun dur dersin dururum. Önce ellerini yersin, bekle dedin, bekledim. Kimseye bir şey etme dedin, etmedim. Bak, Leyi bile dövmedim. Ama yeter artık. Hem dışarıda nişanın var, sen nişanlının yanında duracağını, burada benimle tünelden... Tut şunu. Derim ki, nişanlının yanında duracağını, sen tutmuşsun beni elimden. Nereye gideriz? Görürsün. Haydi. Yasal oğlum. Bağır Gübek. Batı Gökkağan'ın da her şey bıraktığım gibi midir? Bıraktığın gibidir Yapkum. Bir dert, bir bela yoktur. Ama nişan toyu davetini alınca şaşırdım. Bir yolunu bulup bu birleşmeye engel olursun sanırdım. Her şey bitmiş gibi konuşursun. Hele şölenin sonunu bekle, sabret. Ağanına selam ver. Belki bu vereceğin son selam olacak. Sen ne çevirirsin Yapkum? Hadi gel, gel. Hanım! Hanım, Ulu Ecem. Hoş geldin Varga. Hiç gelmeyeceksin sandım. Sen nişanın sonuna... Avto'yu kurarsın da ben gelmem mi hanım? Sensiz Avto'yu mu olur?
Şöyle oturayım da sabırsızca yarını bekleyeyim. Vargıbek. Ceset uzundur asılır. Rüzgar kokuyu oraya doğru taşır. Sen gel hele böyle otur. Hanım. İndirsek mi artık şunu? Hala niye tutarız? Allah'a kim ihanet ederse böyle asılı kalır. Hainler bunu iyice bellesin diye tutarız. Bana ver. İyi yaparsın hanım. Ulu gök kanına ok atarsan sonun bu olur. Ne kadar orada kalacak hanım? 40 gün 40 gece nişan kutlarız. Daha av toyu kuracağız. Av ziyafeti vereceğiz. 40 bin koyun kestirdim. Daha da kesilecek. 90 havuza kımız saldırdım. Daha da salınacak. Bu çapulcu da 40 günlük kutlamamız boyunca bu direkte asılı kalacak. O hanını vurmaya kalkmanın cezasını çekecek. Biz de sapa sağlam olmamı kutlayacağız. Kendine çift başlı kurdun pençesi diyen bu çapulcu düşmanlarımıza ibret olacak. Sahte bu! Sen ne dersin? Bu çift başlı kurdun pençesi değil. Sahte bu. Tünel mi kazarız? Onca zaman çağırdım gelmedin. Kendi nişan toyunda mı kazacağını tuttu? Nasıl? Nasıl geldin sen buraya? Batuk'a dekindim sağ olsun. O buyurdu. Nasıl? Sen bilirsin. Hemen bana burada ne olduğunu anlat, yoksa ikiniz de pataklarım. Pataklar. Anlat. Batuk'a dekindim beni ok toyunda buldu. Buyruğunu söyledi. Bana bir sürü güçlü kuvvetli adam bul. Saraya dışarıdan tünel kazacaklar. 30 gecedir ormandan buraya gizli keçeti kazarız. Bugün bitti. Künatay'la Börte dışarıda bekler. Neden söylemedin? Ellerin yanıp tatuaya katılamayınca çok üzülmüştüm. Ben de yine bir aksilik çıkarsa üzülmeyesin diye demedim. Git, sırmamı getir bana. Thank you.
Sırma şölen için yemek hazırlardı. Ben bakayım. Ne oldu? Tanırsın sen bu kızı. Nereden tanırsın? Çocuk! Sana soru sordu. Nereden tanırsın? Siz ikiniz de saklarsınız. İkisini de sorguya getirin. Anam hasta, babam da cennete gitti. Hanım, bu çocuğu bağışlayın. Anası hasta, o yüzden çalar. Sen ne dersin kadın? Hırsızlık yaptı diye yakalamaz mısınız balayı? Ben öyle sanırdım. Çift başlı kurdun pençesini tanırmış. O yüzden yakaladık. Çift başlı kurtun pençesi direkte çürümez mi Tekin'im? Sahtedir o. Çocuğun deyişiyle yanlış kızı yakalamış alıklar. Değil mi? Ne vakit dedi? Epey olur. Emin olmak istedim. Çocuğun anası hasta. Hırsızlık yapar dedim. Nerede gördün? Bizim obada Künat Han'ın çadırından kurt safrası çalmıştı. Ben de yakalayıp dövmüştüm balayı. Kurt safrası çaldı. Künat Han'ın çadırından. Evet han, bizim çadırdan yani. Meğer anası hastaymış da ona gerekmiş. Ölmesin diye çalmış. Ben de sonra çok ilendim kendime el kadar balayı dövdüm diye. İyi düşün, öyle cevap ver. Yalan söyleyenlere ne yaparız bilirsin. Gizim gizimdir. Biraz daha büyüyeyim, kılıcım da senindir.
Doğru der. Obalarından kurt safrası çaldım. Kusura bakma çaldığım için. Hangi obaydı? Hangi obaydı? Dağ obasıydı. Çocuğu mahzene götürün. Bir gece konuğumuz olacak. Sonra uzun uzun konuşuruz. Aya, sen de şölen alanına git. Konuklar bu uğursuz habere ne der bir öğren. Haydi siz de çıkın. Sen kal. O çocuğu bulup saklayıp şimdi getirdin öyle mi? Bir de bizi rezil edeceksin diye çocuk hapsettin. Oğlunun boynuna yay girişi geçiren ağanın tekini çocuk hapsettim diye öfkelenir. Yapkım, tekinim. Etmeyin. Bana niye? Bakıp dururum. Değil mi? Bütün budunu ağırladığım toyun ortasında bir bala. Direğe yanlış kızı astığımı söyledi. Toyuma yıldırım düştü. Sarayımda deprem oldu. Kurtaracağıma neden sana bakıp dururum değil mi? Çünkü oğlumun canını kurtaran dağlı kıza güvenebilir miyim diye bakarım. Aslında ben kimseye güvenmem. Dağlı bir kıza hiç güvenmem. Ama başka çarem yok. Zamanım kalmadı.
kıza güvenmem gerek. Çünkü güvenmezsem öleceğim. Şimdi bu dağlı kıza güvenmem gerek. Çünkü az önce yarama şifa olabilecek tek adamı tanıdığını söyledi. Künatay'ı. Batuhan'ın anası. Ninni'yi öğrendiğin tılsım biken. Künata'nın iyileştiremeyeceği yara yok derdi. Dağ ovasına adamlar gönderdim. Ama yok. Günlerdir aratırım. Nerededir bilir misin? Tam. Sence nerede kaldılar? Başlarına bir şey mi geldi? Hakkı sırmayı alıp getirecek dedin. Başlarına ne iş gelmiş olabilir ki? Otur otur. Bekle. Nerede olduğunu bilir misin? Belki siz ölmemek için bir dağlıya güvenirsiniz. Ama bir dağlı ölse size güvenmez. Sen Gökhan'ına güvenilmez mi dersin? Kadın. Seni. Öldürürsünüz. Oğlunun anasının canını alan bana neler etmez. Kusura bakmayın hanım. Dağın bir kesini öldürene, dağın künatasını teslim etmem. Şimdi ben doyumda kopan fırtınayı dindireceğim. Sen de bir daha düşüneceksin. Seni şimdilik zindana attırmam. Çünkü elinde künata var. Ama yaramdan kimsenin haberi olmayacak. Yoksa bütün dağlıları Acun'dan Tılsım Biken'in yanına gönderirim. Haydi. Niye ters gidersin babama? Daha önce de dedim. Tılsım Biken'in suçsuzluğu konusunda onu şüpheye düşürecek biri gerek. Güvenini kazanmaya çalışırım. Böyle mi kazanırsın güvenini? Ha? Aslanı oluyarak mı? Aslan karşısında el pençe olan tilkiye değil. Diş gösteren kurda güvenir. Thank you.
Hanım. Hanlığım elden gider. Ya o asılı pençeden, ya bu yaralı pençeden. Bir şey yapmak gerek. Bir şey yapmak gerek. Bir şey yapmak gerek. Bir şey yapmam lazım Danışat'a. Rezil oldular bütün bozkır derler. Çift başkurdun pençesi çok gülmüş derler. Utanmasak biz de güleceğiz derler. Tamam hadi siz gidin. Neler derler? Bütün bozkıra rezil oldular derler olayacağım. Çift başta kurdun pençesi çok gülmüştür derler. Utanmasak biz de güleceğiz derler. Kaya. Ne olur Kaya Tekin. Çift başlı kurdun pençesi diye astığınız kız pençe değil miymiş? Çocuğu sorgularız Uzdubek. Öğreneceğiz. Dileriz ki Bala'nın dedikleri doğru çıkmaya. Kaan'ın onuru zedelenmeye. Ulu Kaan'ın onurunu bir çapulcu zedeleyemez. Ulu Kaan direğe kurt yerine kuzuyu astıysa zedelenir bulayacağım. Zedelenir. Bize bu kızı pençe diye getiren Saltuk nerededir Kaya? Yarın av toyu başladığında sizler Kaya Tekin'le beraber gün doğusuna, sizler Temur Tekin'le beraber gün batısına gideceksiniz. Siz de benimle birlikte Karayan'a geleceksiniz. Balamir Yapgun'un çerileri de Kızılyan'a gidecek. Dört bir yandan avlarımızı buraya süreceğiz. Alpago Hanımız da vuracak. Anlaşıldı mı? Beklerden yahut elçilerden sürek avına katılmak isteyen olursa buyursunlar. Haydi şimdi atlarınızı sımarlayın. Saltuk Begüm. Rengin atmış, ne oldu? Saraydaki şölenle çift başlı kurdun pençesinin sahte olduğu anlaşıldı. Nasıl? Pençeyi tanıyan bir çocuk geldi. Bu dedektik sahte dedi. Bu dün ayakta. Çolpanı bulmam lazım. Tehlikede. Sen bana ihanet ettin. Ben sana nasıl ihanet ettim? Ya savulun Saltuk gibi yanlış kişiyi getirerek mi? Yoksa oğulların gibi suçluları yakalamayı beceremeyerek mi? Ya da kandaşımdan kuşku duyarak mı? Ben sana nasıl ihanet ettim? O çocuğu bütün beylerimin önünde konuşturarak. Yanlış kişiyi direğe astığımızı tüm budunlarıma söyleyerek. Bunu söylemek benim görevim Alpago. Kurultay kimi Kaan seçtiğini ve yakında kimi Kaan seçeceğini bilmeli. Amir. Sen ne dersin? 40 gün nişan toyu yapılsın dedin. Nişan toyunun yanına kurultay toyu
Ulan'a. Zaten kurultayda söz hakkı olan bütün bekler burada. 40. gün gök kurultayı toplana, yeni kağan seçile. Bak töre düşmanı. Bak! 9 kutlu yasamızda ne yazar? Gök kurultayı Tengri'nin kut verdiği kişiyi kağan seçe. Gök Tengri kutunu bana verdi. Kurultay da beni kağan seçti. Gök Tengri kutunu geri alırsa kurultay yeni kağanı seçmeyecek mi? Törede yok mu? Ulu kağanımız savaşta mı yenildi? Yurt mu kaybetti? Nereden bilirsin Gök Tengri'nin kutunu geri aldığını? Gök Tengri kutunu aldığı hanı korumaz. Sana da öyle olmadı mı? Bir çapulcunun seni vurmasına izin vermedim. Alpagon. Gök Tengri seni korumaz. Haftalardır iyileşmedin. Hala korumuyor. Şimdi yanlış kişiyi asmana neden olmadın mı? Bütün buduna rezil olmadın mı? Kurultayı toplama hakkımı kullanırım. Gayrı kutundan kuşku duyarım. Bunu kurultaya söylemek boynumun borcu. Yeni kağanı seçmek de kurultayın borcu. Boy bekleri ayakta. Halk tetikte. Ya imde çıkıp kurultayı ilan edersin. Ya da ben ilan ederim. Ne var? Sakın. Gir. Çolpan hanım, Saltuk Bek'ten haber var. Şahin getirdi. Çolpan hanım. Pençenin sahte olduğu ortaya çıkmış. Alpaku zaten yaralı. Her
sahte pençeyle tahtı iyice sallanacak. Şimdi tahtı sallanırsa bizi yıkar. Nasıl? Gerçek pençenin peşine düşer. Bize ulaşır. Kahırlar olsun. Bekler! Yerlerinize geçin! Ulu kağanımız yarlık buyuracak! Sağ beklerim. Sol beklerim. Elçiler. Budunum. Duyarım ki onurumu sorgularmışsınız. Ne eksiğimi gördünüz demek var. Kılıcımdan mı gördünüz? Soframdan mı gördünüz demek var. Ama incinip acı söz söylemeyeceğim. Gazap etmeyeceğim. Onun yerine hükmünüzü kabul edeceğim. Bu kusuru işlediğimden değil, bir kusurun dillenmesinin işlenmesinden daha yaman olduğundan Hanlar Hanı, Gök Kağan'ı, Alpago Han'ı vuran bu çapulcu mudur bilmem. Ama size and olsun ki onu bulacağım. Merdi namertten ayıracağım. Kutlu Kanım kara yeri sulayana dek, Gök Tengri beni yanına alana dek gerçeğin peşinden ayrılmayacağım. Senin peşine düşecek. Eğer seni gören balayı konuşturursa. Şimdi yarlığım odur ki sözüme ve onuruma inanan bekler yağa ok atsın. İnanmayan bekler bağrıma ok atsın. İnancınızın büyük bir ödülü olacak. Atalarım her yıl toy düzenler.
Sonra halklarına otağını yağmalatırdı. Ben de şimdi size bir otağı değil, yağmalanacak bir saray sunarım. Buyurun Atayolu yağma toyuna. Aç varsa doysun, çıplak varsa donansın, borçlu varsa kurtulsun. Buyurun beyler, buyurun gökler, Atayolu yağma toyuna. Hazinem size feda olsun. Ağrımız çok yaşa! 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 Babaanne kazandı. Yüreği taş, aklı zehir. Yaptın. Onun neymiş? Obur bekler dedi. İn, oturun dedi. Yağma toyu. Atayolu. Pah! Yağma sofrası kurup zafer kutlayan han biliriz. Yağma toyu kurup ganimet paylaşan han biliriz. Kurultay toplamak için yağma toyu kuran han biliriz. Ama kurultaydan kaçmak için saray yağmalatan han bilmeyiz. Bunun nesi? Bunun nesi Atayolu? Yolun sonuna geldik değil mi baba? Amcam halkı da kurultayı da yanına çekti. Yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Bu sarayda eksik bir tekine rehin mi olacağım gerçekten? Yapacağımız tek bir şey var. Amcan, Alpago beni çok zorladı. Gayrı vakti geldi. Neyin vakti geldi? Pencenin. Çift başlı kurdun pencesini mi? Nasıl? Madem gerçek pençe dışarıda, bırakalım biraz can alsın. Ne bu? Anamın mücevherleri. Dostlarım da al. Tünellerden çıkar. Ben de gözcülerin bir boşağını kollayıp mahzendeki çocuğu salayım. Dur. Niye? Ne niye? Niye gideriz? Ben bir yere gitmem. Sen de gitmek istersin. Bilirim. Bu sabah tünelin çıkışını açtırdım diye sarılmadın mı bana? Beni candaşlarıma kavuşturdun diye sarıldım. Giderim diye değil. Bak tüneli açtık. İlk fırsatta kaçıp Çolpan Han'la buluşacağım.
Bitikleri göstereceğim. Tılsım pikeme tuzak kuran Alpız'ı bulacağım. Sonra? Gerçekler ortaya çıkınca sen de babanın karşısına çıkacaksın. Aklın var diyeceksin. Hakkın olanı alacaksın. Hatta han bile olurum dersin değil mi? Sen de artık taht törenimi asıldığın kazıktan izlersin. Sen ne dersin? Balamir'i duymadın mı? Kurultayı toplamaya kalktı. Yanotoyu beyleri bir zaman daha oyalanır. Sonra gerçek çift başlı kurdun pençesi bulunamazsa o kurultay eninde sonunda toplanır. Babam da tahtını kaybedecek. Bu yüzden Gökhan'ı var gücüyle senin peşine düşecek. O çocuğu da er ya da geç konuşturacaklar. Seni de o direğe asacaklar Akkız. Bunun çaresi kaçmak mı dersin? Alpagoan dağı basar, bütün dağın canını alır. O yüzden verdim altını. Dostlarını da al. Hanını bul. Göçün Akkız. Babam sizi bulamazsa kan da dökemez. Dağ obası bir daha göçmeyecek. Bir daha kardeş kanı dökülmeyecek. Ben gerçeği ortaya çıkaracağım. Dağla göğün oğlu çift başlı kurt olacak. Dağla göğü bir edecek. Bozkır'a dirilip gelecek. Senin canın pahasına mı? Gerekirse canın pahasına. Akkız. Sana ilk ve son buyruğumdur. Dostlarını al. Hanını bul. Gidin buradan. Kim olarak buyurursun? Göktekin'i mi? Dağtekin'i mi? Çift başlı kurt olarak. Yapma bunu. Bu saraya bir daha ayak basmayasın. Göğü de, öcünü de. Beni de unutasın. Seni unutayım. Buyurun, bu mudur? Buyurun. Başım üstünedir Tekin. Kız, biz bu erzağı halka dağıtırız ya, çolpanın içine kara diken tozu katardı. Bu erzaklar bitene kadar gökte hiç çocuk doğmayacak. Oy! Hadi tamam, tamam hadi. Sırma.
Kız. O bala pençeyi nereden tanır seni gördüm. Yürü. Buradayken hep Yaman'ımın yaşadığına, çıkarsam ona kavuşacağıma inandım. Ya obamıza döndüğümde onun öldüğünü öğrenirsem? Ben seni bırakıp ölür müyüm hiç? Haydi, haydi. Hadi gel seni bunlardan kurtaralım. Bunlar sevinç gözyaşı mı yoksa? Sevinçten elbet. Hey hey, ben Künata'yım. Derdi de şifayı da tanırım. Bu akan damlaların biri sevinçtense, öteki de acıdan akar. Söyle bakalım ne oldu? Ha? Pençesi olmaya and içtiğim kurdu buldum. Ama o pençe istemez. Önce şu köle giysilerinden bir kurtul bakalım. Hele bir pençe gelsin. Elbet bir gün kurt da gelir.
Künata sağ olasın. Sırma, Yaman. Gün batar, sonra sarmaşırsınız Aydı. Başladı yine. Tekin'im. Bir daha görüşür müyüz? Cevap veremez ki. Eksik Tekin o. Aklı yok, aklı. Da? Hiç eksik gibi bakmaz bu. Ne gibi bakarım? Şey gibi. Göktengir'im sen aklımı koru, konuşur bir de. Biliyordum. Bizden sakladın. Tünellerin yerini sana diyen de. Yaman sustur yavuklunu. Haydi. Ama. Hadi Sırmam. Ben sana yolda anlatırım. Yaman. İçin rahat gidesin. Bu seni gören çocuk. Yanına gittim, başında gökbenler vardı. Yalnız kalınca salarım. Hoşçakal yok mu? Yok. Sen ne akıllı adamsın. Balamir'in yüzünü gördün mü? Onun kurultay düşünü başına yıktın. Oo. Oğullarım, gelinlerim. Yağma toyu bekleri ancak bir süreliğine oyalar. O çift başlı kurdun pençesini yakalayıp direğe asmazsak. Balamir amcam da o kurultayı toplar. Sonunda da kazanır. Vargı Bey, bize sahte pençeyi astırıp tüm budunu arkamızdan güldüren Saltuk'u bul getir. Canlı mı yoksa? Yok,
Canlı getir. Sorguladık da kendim alacağım canını. Ben takip ettirdim. Bu sabah ormanda Avto'ya için hazırlık yapardı. Vargı'yı iyi ettin, gönderdin. Ne de olsa Balamir'in yasavuludur. Yavgusuna ceza verilirken burada olması uygun olmaz. Nasıl bir ceza düşünürsün? Hanım bilir ama töremizce tahta göz dikenin sonu bellidir. Cezası ölümdür elbet. Ama Balamir'i henüz öldüremeyiz. Ona bağlı çok fazla boy beyi var. Balamir'in ihanetini görmediler. Öldürürsek bize karşı başkaldırırlar. Yağma toyu ile çoğunu yanımıza çekmedik mi? Hı. O kadar kolay değil oğul. Altınla kazanılan zaferin ömrü harcayana kadardır. Önce güvenlerini kazanmamız gerek. Av toyu var önümüzde. Yanımıza birkaç boy beki daha çekebiliriz. Danış ata. Avcı ne kadar yol bilirse çakal o kadar hile yapar. Uyanık olmak gerek. Sen hileyi de bilirsin, yolu da. Ne yapacaksın? Yarlığım odur ki Temur, Yabgu'yu bulasın, ona cezasını veresin. Ona bağlı bütün alpların ve kendisinin pusatlarını alasın. Otağında tek bıçak bile kalmasın. Bir türkü pusatsız mı bırakırsın? Öldürsen daha iyiydi. Seçmelerine mi gönderirsin okçuları? Evet Yagbum. En ilerinden 6 tane seçtim. Gönderirim. Bekmet. Vur kellemi Yagbum. İçmesine göz yumduğun için mi? Yoksa hakkın olmayana göz diktiğin için, Gök Yapkun'un kızını gönül verdiğin için mi?
güvene layık olamadığım için. Sen yaparım yavrum. Beni bağışlaman için ne istersen yaparım. Her şeyi yaparım. Can olur. Kan akıtır mısın? Kutlu kan bile akıtırım. Kalk! Kutlu kan akıtılmaz. Boğarsın. Alpago Hanım. Tengri'nin kut verdiği Ulukan, o olur mu? Oğullarını boğacağız. Üçünü deme. Üçünü de. Zübek. Kaya. Kuzubek'i al. Mahzene git. O çocuğu konuşturun. Çift başlı kurdun. Kim olduğunu bilir belli ki. Olmaz. Hanım. Buyruk sizindir tabii ama... bu ikisinin sorgudan olduklarını hepimiz çok iyi biliriz. O daha çocuktur. Canını acıtmasınlar. Çocuk ama kurduğu pençe hanımızı vurdu. Öyle değil mi Olayacan? Günsel'in kendi çocuğu olmayınca... suçlu çocuklara bile analık yapası gelir. Günsel'i, onlar türlü türlü sorgu bilirler. Çocuğun canı acımayacak. Kuzubek'in canı acıyacak. Ama çocuk konuşacak. Oba o tarafta değil. Nereye gidersin? Oh. Önce başka bir işimiz var. Hadi. Gel. Beni çirkin çizmişsin. Çirkinsin. Elazığ'dan Göksaray'ın damgalı malı olarak ölmezdim. Hür ölürdüm. Hür. Hürsün. Yazgının yarısı hürsün. Hep de hür kalacaksın. Birazdan o çocuğu da hür bırakacağım. Sen hürsün. Benim tahta kılıcım var. Neden benim göğsüm daralır o zaman?
اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب صدق الله العظيم. Sen bize yardım eden Tekin'sin. Evet, o benim. Haydi, şimdi sen bana yardım et bakalım. Söylediğin Ezgi. Neydi o? Kardeşlerimi kurtarırken pençeyi korusun diye Allah'a dua ettim. Kur'an okudum. İnşirah suresiydi o. Göğsümüz daraldığında okuruz biz. Pençe kurtardı mı kardeşlerimi? Kendi gelimi seni mi gönderdi? Dur dur. Nereden kurtaracakmış kardeşlerini? Hem bence sarayda değil ki. Gitti. Oho, sen de ayakta uyursun he. Pençe buraya geldi. Müslüman Bala. Pençe, geleceğini biliyordum. Pençenin bizi kurtaracağını biliyordum. Şişt, tamam. Sonra översin beni. Vaktimiz yok. Bak şimdi. Ben canlaşım Sıma'yı almaya giderim. Dönene kadar bekle. Kaçacağız saraydan. Kaçamam. Balamir denen adam kandaşımla candaşımı karargahında esir tutar. Seni ele vermezsem öldürecekmiş onları. Seni ele verirsem de sen ölürsün. De bana şimdi. Hangi kolumu kesip atayım? Hangisinden vazgeçeyim? Ben kardeşlerini kurtarana kadar burada bekleyebilir misin? Dayanabilir misin? Dayanırım. Sen hele onları kurtar. Benim için endişelenme. Ola ki kurtaramazsam pençe olan kolundan vazgeçesin Müslüman Bala. Allah'a dua edeceğim senin için. Sonra da gitti. Sen hiç merak etme. Pençe kardeşlerini kurtaracak. Hiç merak etme. Ve senin iki kolun da sağlam kalacak. Ama önce seni buradan çıkaralım. Tamam mı? Hadi gel. Yürü. Nereye? Zindana.
Bu adam pençenin adamı. Sen bunu tanır mısın? Burada bekleyin. Ayılınca bana haber edin. Çocuğun canını acıtmadın değil mi? Şşş. Babam sana ne dedi? Bunlar türlü türlü sorgu bilirler dedi. Değil mi? Çocuğun canı acımadı. Kuzu Bey'in canı acıdı epey. Nasıl? Kuzu Bey'i kırbaçladım. Çocuğa da onun pençenin adamı olduğunu söyledim. Çocuk Kuzu Bey'e üzülecek. Sonra yavaş yavaş güvenmeye başlayacak. Eninde sonunda Kuzu Bey'e öter. Merak etme. Kayhan, çok akıllısın. Çocuğun canı yanmaz. Biz de çift başlı kurdun pençesinin kim olduğunu öğreniriz. Maskesi bu muymuş? Emin misin? Maskesiz görenler yok zaten de. Maskeli görenler de uzaktan görmüşler. Öyle tarif ettiler. Bunlar ne yavrum? Çift başlı kurduğum pençesinin maskesi. Müslüman çocuğu bulunca yaptırdım. Ne yapacağız bunlarla? Pençe. Teginleri boğacak ya. Hadi taşıyın, kaldırın bunları ortadan. Burada mı saklarmış çocukları? Müslüman valla öyle der. Çadırlardan birinde tutuyordur. Ne dururuz? Saldırıp alalım. Öyle hemen saldıramayız. Eğer balaları bizim kaçırdığımız anlaşılırsa... Müslüman balanın çift başlı kurdun pençesini tanıdığı da anlaşılır. Ne yapacağız şimdi? Başka bir çare bulacağız. Batuga Tegin olsaydı bir çare bulurdu. Ne? Ne bakarsın? Tünellerin yerini sana diyen, çolpanağını kurtaran Yaman'ıma yol gösteremedin miydi? Tegin'de ne akıl varmış da biz eksik bilirmişiz. Sırma yeter. Sus. Batuga Tegin'i anlatacağına, çocukları nasıl kurtaracağız onu düşün. Thank you.
Abdar toplanın! Buldum. Temur Tekin'in merhametinden faydalanacağız. Geliştir yeğenim. AlphaGo Ağa'nın yanındadır. Batu Gökkan'ın yavgusu Balamır Bek ve tüm atlarının kılıçları teslim alınacaktır. AlphaGo Ağa'nın yarlığına uyulmazsa bu bir isyan sayılacaktır. Bilin ha. Tanemize göre kılıç almak onur almaktır. Benim kılıcımı alacak yiğidin ya soyu soyumdan üstün olacak ya kılıcı. Senin soyun Türk oğlu Türk'ün soyundan üstün değil. O nedenle AlphaGo Ağa'ndan gayrıya kılıç bırakmam. Amca. Ya kılıcım senden üstünse? O zaman bırakır mısın? Kılıcım düşerse senindir. Haydi.
başlı kurt. Amca sahtesi yakalandı dediydi. Gerçeği sensin. Şimdi benim dediklerimi iyi anlamanız gerek. Fazla vaktimiz yok. Birazdan bu çadırı ateşe vereceğim. Siz de olan gücünüzle bağıracaksınız. Dışarıda bir yiğit var. O gelip sizi kurtaracak. Sen niye kurtarmazsın bizi? Pençenin sizi kurtardığı anlaşılmasın diye. Yoksa Hamza'nın başı belaya girer. Siz de beni görmediniz. Bilmezsiniz. Tamam mı? Haydi. Atlar! Kılıç bırak! Eğer Temur Tekin kurtarmak için girmezse ben gireceğim çadırlara. Beni korumak için hazırlıklı olun. Çocuk sesi bu. Çekilin! Yardım edin! Yardım edin! Tamam, tamam çocuklar çıkıyoruz. Haydi, haydi. Artık çocuklarla mı pusu kurarsın amca? Pusuyu siz kurdunuz. Çadırlarımı yaktınız. Biz yakmadık. Altlarım otağsız kalsın diye oyun kurdunuz. Çadırlarımı yaktınız. Oyun kurmak senin işin amca. Otur burada Alpago Ağa'nın buyruklarını bekle. Gayri ettiklerini hududu aşmıştır. Hadi. 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 Had
Bayılmadı mı hala? Bayılsın şuna. Aklın başına geldi mi? Yine bayıltana kadar kırbaçlayayım mı seni? Demek hala konuşmazsın. Çift başlı kurdun pençesi kim demezsin ha? Konuş pençe kim? Konuş! Konuş! Uğurun taşan vermeye değer mi? Eğer... Eğer... Gün karanlığa dönene kadar konuşmazsan... Kolların kızıl yana, bacakların kara yana bakan atlara bağlanacak. O zaman sana bir kere daha soracağım. Ya bana çift başlı kurdun pençesini verirsin, canını bağışlarım. Ya da beni bin parçaya ayırsan da sana pençeyi vermem. Sen de mi pençenin dostusun? Batuga nerede? O da Künesi Akkız'da epeydir ortalarda yok hanım. Odasına bakayım mı? Ne o? Ben bakarım. Saltuk'un peşindeki adamımız. Saltuk'u ararken ormanda buldum. Boynu kırılmış. Bütün bozkırı arasan da Saltuk'u bulup getireceksin bana. Bulmadan gelme. Saltuk Bey'im, iyi misiniz? İyiyim. Ama senden bir şey isteyeceğim. Ne istersiniz? Öldürdüğüm Gökben'i çoktan bulmuşlardır. Demur da beni aramaya çıkmıştır. Çaşıtlarına haber sal. Kızıl yanındaki meşe ormanında görüldüğümü yaysınlar.
Siz... Ben kuzey yana dağa gideceğim. Çolpan Hatun obasını toplayıp göçene kadar gökler dağa ulaşmamalı. Haydi. Hanım? Ak kızı bulun. Bana Künat'a gerek. İpek Aydı. Çabuk! Heh. Ak kız nerede? Bilmem. Yağmur boyundan başımı kaldırıp kimseyi göremedim. Çabuk bul onu. Hanımız hemen ister. Sen ahırlara bak, ben odalarına bakacağım. Hakkı burada mı? Yok, sırmada yok. Ben de onları arar dururum. En son nerede gördün? Mutfakta. Yağma toyu için erzak hazırlıyorduk beraber. Sırma da oradaydı. Ben de en son o zaman gördüm. Yoksa yağma toyunda ortalık karışıkken... Kaçtılar mı? Yok, 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 yok. Buradalar mı? Dağlı kızlardan bir bu kalmış hanım. Ak kızla sırma kaçmış. Bizden kaçmaya kalkan Tamdalı mallarımızı da... Çolpan Hatun'u da bulup öldürmek gerek. Yoksa her köle bir yolunu bulup kaçar. Siz saraydan mı kaçtınız? Sen kaçırdın değil mi bunları saraydan? He? Bir de sorarım. Tutkun nerede? Sarayda. Ama keyfi pek yerinde, merak etmeyesin. Sanırsın küne olmak için doğmuş. Sen tutkunu sarayda bir başına mı bıraktın? Sizin kaçtığınızı öğrenirlerse öldürürler onu. Buraya basıp bizi de öldürürler. Onu bizi Gök Saray'a köle bırakmadan önce düşünecektin. Nasıl? Yakışmış mı Gök Tamgası?
sen boynunda gök damgası taşıyabilirsin Akkız. Ama hala benim uyruğumsun. Akkız. Öfkeni anlarım. Gönül komanı anlarım. Ama baş kaldırmanı anlamam. Baş kaldırdığım için mi dağın onurunu düşünürüm? Dağın onuru. Göğün hain bildiği, bacın tılsım Bikem'le. Baban Toygar Hanım'ın onuru. Bu tamgayı tanır mısın? Babamın tamgasına benzer. Dağ tamgasına benzer. Kızım Bikem'ize boz bir güvercinle gelmiş. Biz güvercin kullanmayız ki. Biz şahin kullanırız. Başka biri yollamış bu bitiyi. Gökten biri. Tılsım Bikem'izle Toygar Hanım'ıza oyun kurdu. Senin eline nereden geçti bu bitik? Biri var değil mi? Sarayda bize yardım eden biri var. Göçlü biri. Kim o Akkız? Beni sorguda kurtarıp size yalan söyleten kim? Bu bitikleri sana veren kim? Toygar Hanım'ımızın tamgasını bana ver. Bunun sahte olduğunu kanıtlayayım. Veremem. Babamın tamgasını kılıcıyla birlikte kurganına gömdük. Göğün burayı basması yakındır. Gidip kurgan mı açacaksın? İzin vermiyorum. Gökler, gelmeden dönerim. Yaman, Sırma, siz yine de burada kalıp obayı koruyun. Ya beni öldür, ya da dağın onurunu kurtarmama izin ver. Tilbe. Sen de burada kal. Künata, biz kurganı açmadan önce ayine başla. Atamın ruhundan izin iste. Olmaz öyle şey. İzin mizin istemem. Ataların ruhu rahatsız edilmez. Kazamazsınız. Atalarımız için kazarız. Toygar Hanım'ımızla Tılsım Bikem'imizin onuru için. Rahat uyumaları mı önemli? Onuruyla uyumaları mı? Kazma kürek getirin. Tilbe, atım hazırlansın. Sana daha basmaya gerek yok demiştim. İki kadını yalnız yakalamak her zaman savaştan daha iyidir. Hadi! Su istediğine göre uyandı. Kaya Tekin'i çağıralım. Su. Su. Su.
Sen Pençe'nin dostu musun? Seni çeşit diye mi gönderdiler? Ağzımdan laf alasın diye. Hayır. Beni de Jack'teki iki sahte dizim diye yakaladılar. Pençe'ye de vermeyeceksin. Anladın mı? Yoksa sen öldürün. Çekil! Anı göreceğim. Çekil! Çekil! Anı göreceğim. Yürü git. Halkı aç kan tok yatan an olur mu? Halkın sırtını bek tutmayan an olur mu? Açıyoruz biz. Çekil. Anı göreceğim. Alır burada. Bu sarhoş açız diye sarayı basmaya gelmiş Tengum. Atın şunu zindana. Ayılınca karnı doyar. Bırak. Açız biz, bırak. Bırak. Anı göreceğim ben, bırak. Anı göreceğim. Açız. Gün karanlığa dönmeden öldürecekler seni. Doğru. Öldürecekler. Ama dert ettiğim kendi canım değildir. Ben Pençe'yi koruyamadığımı üzülürüm. Andı kesin. Ben ölürsem Pençe'nin yerini kimseye demeyeceğine and içesin. Benim canım için üzülüyorsan üzülme. Canım feda ona. Bence iyi olsun da. İyi mi? Ha? Nerede saklanır şimdi? Olsun ister misin? İsterim de sen vereceksin mi? Eğer dediklerimi yaparsan bu da senin olur. Her dediğini yaparım beyim. Peki zindana da düşer misin? Bence diyordun. He? İyi mi? Saklanır mı? Son gördüğümde iyiydi. Ama şimdi nerede bilmem.
Ben de merak ederim. Bunun ne işi var burada? Söylemeyecek misin sarayda bize yardım eden kimdir diye? Öcümüzü almak için o kişiye ihtiyacımız var Akkız. O kişi bana öcümü unutturdu. Senin işine yaramaz. Yazgımın öcünü almak değil, Türkleri bir edecek hanın pençesi olmak olduğunu bilirdin. O yüzden okunun düştüğü yer yazgın olsun dedim. O yüzden düşümde beni tahtın önüne getirdin. Bikem, eğer uçmaktan acını seyrediyorsan Hatuka'yı da görüyorsundur. Aklını, yüreğini, gücünü. Her gün içinde büyüyen hanı. Eğer izliyorsan inadını da bilirsin. Kovdu beni saraydan. Bensiz senin masumiyetini nasıl ortaya çıkarabilecekse... Toygar Hanım... Bilirim. Ataların mezarı açılmaz. Saygısızlık edilmez. Ama onurun için yapmam gerek. Bağışla beni. Haydi. Kanı sensin. İzin iste, açayım kurkanı. Balbal diktiğim atam han. Yu söylediğim Kaan han. Tuğ kaldırdığım büyük han. İzin ver bana geleyim.
Tengri'm bana kızmasın. Göğüyle dağı ezmesin. Hak için kızcan susmasın. İzin ver sana geleyim. Dağ Hanı'nın kurganını mı kazarlar? Niye? Niye kazarlar bilmem ama saldırmanın tam vaktidir Tekin'im. Alalım şunların canlarını. Hadi! Kötü oldu. Seni öldürmek istemezdim. Dağlı kız. Öldür de girelim. Gelmeseniz ölürdük. Nereden haber aldınız? Sana bunu göstermeye getirdik. Benim maskeme benzer. Sırma bunu Balamir'in otağından çalmış. Çuvallarca varmış. Ben o sıra düşünemedim. Salak kafam aklıma bile gelmedi. Yaman görünce dedi ki... Balamir kan dökecek. Suçu pençeye atacak. Birileri Saltuk Güneyyan'a gitti dedi. Şüphelendik. Kesin Kuzeyyan'a dağa gitmiştir dedik, doğruymuş. Yakalayın.
Hanım, söz isterim. Bu ak kız denen küne Temur Tekin'e kılıç üşürecek kadar gözü kara. Benim babamı kılıçla yenecek kadar iyi bir savaşçı. Ok toyuna katılacak kadar da iyi bir okçu. Ne demek istersin, açık konuşasın. Demek isterim ki Ulayacan, benim babam haklıydı. Bu sarayda Alpog Ağa'nı öldürmek isteyen, konuşmasın diye Künem'i tehdit eden, sonra da onu zehirleyen biri vardı. Ak kız mı? Ak kız neden öyle bir şey yapsın? Bildiğimiz ak kız yapmaz belki ama çift başlı kurdun pençesi yapar. Okuyla öldüremediği hanı kılıcıyla öldürmeye çalışır. Sahte pençe ortaya çıkınca da suç ortağıyla birlikte kaçar. Aradığımız çift başlı kurdun pençesi ak kızdan başkası değildir. Ben bu kızda bir şeyler olduğunu bilirdim. Alplar hazırlansın. Dağ obasında taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacak. Ak kızın kanı topraklarımı solacak. Kün Atay'ı getirdim hanım.